Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kısa videoda size yeni keşfettiğim, aslında bir süredir, uzun süredir piyasada olan ama benim yeni kullanmaya başladığım iki tane balık yemini inceleyip tanıtacağım. Şimdi balık yemlerini tanıtmadan önce benim aklımda bir balık yeminden beklenti ne olabilir diye sorduğumda kendime, hani diğer videolardan da gördüyseniz ben de çeşitli balık türleri var. Cikletler, sazangillerden saye, koriler, lepistes, tetra, çeşitli balık türleri var. İşte benim de bir balık yeminden beklentim hani bütün hepsine hitap etmesi, artı onları beslemesi, hastalıklardan koruması, bu tarz şeyler. Hani biliyorsunuz bir sürü balık yemi var, bir sürü spesifik balık yemleri var. Her türe ayrı ayrı balık yemleri var. Ama benim kafamdaki balık yemi hepsine hitap edecek, güzelce besleyecek, onları sağlıklı tutacak ve tabii ki balıkların da onu sevmesi ve güzelce tüketmesi. Fiyatının da uygun olması da tabii ki diğer bir faktör. Bir diğer faktör de suyu kirletip kirletmemesi. Hani birçok balık yemi çeşidi kullandım, belki sizler de denemişsinizdir. Suda çözünüyor, eriyor, suyu bulanıklaştırıyor. Pek hoş olmuyor akvaryum için, temizliği için ve görüntü için. Bugün iki tane kullandığım balık yemini göstereceğim size. Bu ikisini gün aşırı kullanıyorum ve gayet tüm türleri yettiğini, onların gelişimini de gözlemlediğim zaman, hatta iyi geldiğini, bir önceki balık yemlerinden daha iyi olduğunu gözlemledim. Şöyle ki hani lepisteslerimin kuyruklarında böyle renk kaybı vesaire vardı. Biraz onların kuyruklarının renkleri kendine geldi, güzelleşti. Şurada karşıdaki akvaryumda melekleri görüyorsunuz. Yemleri çok seviyorlar. Güzel güzel tüketiyorlar. Hani bu da insanın hoşuna gidiyor, balığını beslediği zaman. Gelelim lafı çok uzatmadan yemlerimize. Evet arkadaşlar, şu yeni keşfettiğim balık yemleri Tetra Pro Color ve Tetra Pro Enerji yemleri. Şu iki renkli olan Pro Enerji modeli. Şu tek renk turuncu olan Pro Color modeli. Daha yakından incelememiz gerekirse şöyle pul yem gibi ama tam pul yem de değil. Daha kalın pul yemden. Elde rahat ufalanıyor. Balıklardaki, akvaryumdaki balıkların ağızlarının boyutuna göre bazen elimde ufalayıp veriyorum. Ama melekler de buna gerek yok. Direkt suya atınca onlar daha rahat yiyorlar. Ama diğer tetra ve lepisteslerin olduğu akvaryumda biraz ufalayıp suya atınca çok kolay yeniyor. Bu da Pro Color modeli. Yeşil taneleri var. Turuncu taneleri var. Buradaki turuncu aynı mı bilmiyorum. Pardon, bu Pro Enerji. Bu Pro Color. İnternetten araştırdığım bilgileri size aktarmam gerekirse şu Pro Enerji modeliyle ilgili. Dediğim gibi genel bir sürü çeşide hitap eden bir balık yemi. Tüm süs balıklarında kullanılabiliyor. Optimal bir yağ protein dengesi yakalamışlar. Artı düşük ısı yöntemiyle hazırlanmış. İçindeki vitamin, mineraller ve diğer besleyici maddelerin korunmasına sebep oluyormuş. Yüksek sindirilebilirlik özelliği var. Balıkları daha rahat ve daha kolay sindiriyor. Bu sayede suyu daha az kirletmiş oluyor. Optimal beslenme sayesinde sudaki nitrat seviyesinde azalmaya sebep oluyor bu balık yemi. Şimdi ben bu yemi ve diğerini bir gün bundan, bir gün diğerinden, günde iki kere balıklarımı besliyorum. Üçüncüye zamanım olmuyor. Bir sabah işe giderken, bir de döndüğümde. Az miktarda atıyorsunuz zaten, bir kaç denemeden sonra ne kadar atınca tamamen tüketiliyor anlıyorsunuz ve ona göre devam ediyorsunuz. Şöyle dediğim gibi akvaryumda iki tane melek var. Onlar rahatça tüketiyor. Çöpçü balığımız var. Şurada köşede. Görüyorsunuz. Çin yosun yiyici veya vantuzlu çöpçü deniyor. Onlardan var. Saye balıkları da var. Şu an saklanmışlar şu mosun altında. Çok rahat tüketiyorlar. Hepsi. Yere düşenleri koriler, sayeler, çöpçü tüketiyor. Suyun yüzeyindekileri melekler tüketiyor. Hepsi de çok seviyor. Akvaryuma yem atınca acayip bir kargaşa oluyor. Herkes bir koşturuyor yemler için.
güzel bir görüntü veriyor. Bu da sonuç olarak sizi sevindiriyor yani. Hani neden akvaryum balık besliyorsunuz bu sahneleri görmek için. Tetra Pro Color ile ilgili bilgi vermem gerekirse. Deniz yosunundan elde edilmiş. Deniz yosunu içeriyor. Yüksek besin değeri olan bir deniz yosunu kullanmışlar. Doğal renkleri arttırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm gerekli besinler ve mineraller var içinde. İçinde balık türevleri, balık türevleri, tahıllar, bitkisel protein ekstratı, maya, yağlar, yumuşakçıllar, kabuklular ve diğer bitkisel ürünlerle elde edilmiş. Yani karma bir yem. Bunu da aynı şekilde günde 2-3 kere kullanabilirsiniz. Bu bir aylık kullanım sürecinde tecrübelerime dayanarak hani bu internet sitesinde Tetra'nın anlattıklarının doğru olduğunu düşünüyorum hemen hemen. Çünkü ProCal'ları kullandıktan sonra dediğim gibi lepistislerimin eksik beslenmeye ben dolayı kuyruklarında renk kayıpları vardı. Onlar düzeldi. Diğer balıklarımın renkleri canlı ve güzel. Suyu da çok kirletmiyor. Bir arkadaşım bana sorsa hangi balık yemini kullanayım diye. Ben gözü kapalı bu ikisini tavsiye ederim. Fiyatlarına gelecek olursak, yani bunun dolusu hemen hemen 50 grama denk geliyor. Bunlardan 100 gramlık paketler halinde internette satılıyor. Nereden aldığımı sormak isterseniz yorumlarda sorabilirsiniz. Kovadan bölme aldım ben. Öyle daha ekonomik oluyor. Güvendiğiniz bir yerden alırsanız. Taze olur. Çünkü büyük paket aldığınız zaman, bir kere açıldığı zaman, gittikçe o havaya maruz kaldığı zaman yem değerini kaybediyor, besin değerini. O yüzden hani az az miktarlarda alıp taze taze kullanmak daha makul geliyor bana. 100 gramı şunların neredeyse 30-35 lira civarında. Tetra Pro Color'ı 33 TL'ye almıştım. Tetra Pro Enerji ise biraz daha pahalı, 40 TL. Hani tek bir balık yemi kullanmanız gerekiyorsa Tetra Pro Enerji'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Diğerinden bir 5-6 lira daha pahalı. Dediğim gibi Pro Color şu tek renk olan 33 TL, 35 TL civarında 100 gramı. Bu Pro Enerji 39-40 TL civarında. Hani bunun içinde Pro Color olduğunu düşünüyorum. Şu yeşil pulların yanında şu turuncuların Pro Color'daki pulların aynısı olduğunu düşünüyorum ama hani öyle bir bilgi bulamadım. Normalde ortalıkta gezen balıklar kamerayı alıp akvaryumun karşısına geçince her biri bir köşede saklandı. Pek bir görsellik sunamadım size. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi hani deneme olarak birkaç pul yem atacağım. Belki melekler hareket eder diye. Ondan sonra diğer akvaryumu da aynı şekilde besleyeceğim. Videoyu sonlandıracağım. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Kafayı yiyorlar. Yemin kokusu akvaryuma yayılınca köşeden çıkıp hareketlenmeye başladılar. Tam bir balık yemi gibi kokuyor doğrusu. Golden sayemizde kendini göstermeye başladı. Bu akvaryumdan bu kadar. Diğer akvaryuma geçeyim. Bu akvaryumda gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık. Penguen tetralar var. Lepistesler var. Moli bile var. Çin yosun yiyici var. Şurada saklanmış. Yaklaştırayım. Yine koriler, yani çöpçülerimiz var. Şu köşede bir tanesi duruyor. Sahiler var. Çizgili ve çizgisiz sahiler. Dediğim gibi bunların hepsini tek bir yemle besliyorum. Ve tek değil, pardon, iki yem oluyor. Tetra'nın Pro Color ve Pro Enerjisi. Gayet seviyorlar. Çıldırıyorlar. Balık türlerimiz biraz küçük. Yemden bir iki parça alıp elimde parmağımla ezip ufalayarak suya döküyorum. Diğer akvaryumda bunu yapmıyorum, ezmiyorum. Gelelim bakalım nasıl kullanacaklar. Gördüğünüz gibi tam bir cümbüşe dönüşüyor olay.
Balık sayısı fazla bu akvaryumda. Akvaryumun dibine dökülen yemlerle ilgili bir korkum yok. Yerde koriler temizlik yapıyor. Sahiller her yeri delik deşik ediyor. Didik didik. Çin yosun yiyicilerimiz var. Onlar biraz daha büyük bunlardan. Erişkin boyutunda. Onlar da yerde kalan her şeyi tüketiyor. Salyangozlarım var küçük küçük. Şu an pek seçemiyorum. Onlar da geri kalan ne varsa temizliyorlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıda da beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni motive etmeyi lütfen unutmayın. Zamanınız için teşekkür ederim. Sağlıkça kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere.